siyasete geçeceğiz. Evet. Yavaş yavaş aslında bu konunun da siyasetten çok, uzak olmadığını söyleyebiliriz. O bir önceki haritada o yaşananlarla ilgili Serkan Toper de belirtti. Siyasetin içerisinde yaşanan Türkiye'de özellikle ortaya çıkan bir tablo var. Ama bir yandan da bunun bir yerel seçim olduğunu da biliyoruz. Ve yarın da Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin İstanbul'da ilçe adayları açıklanacak. Milliyetçi Hareket Partisi de peyderpey adaylarını açıklıyor. Biz birlikteydik yine Haliç'te ilk açıklama, sonrasında Ankara'daki açıklama. Bir süreç devam ediyor. Bu noktada lütfen siz de Serkan Toper'le ilgili sorularınız olursa takip ediyorsunuz. Bu arada ama Yalova'da da AK Parti ilçelerini açıkladı. Bugün ilk ilçe açıklaması Yalova'da yapıldı, gerçekleşti. Yarın da İstanbul'daki iki Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Serkan Toper de orada olacak. Serkan Toper'in ve Beşiktaş'la ilgili yarın, evet. Ve Silivri Milliyetçi Hareket Partisi'nde geri kalan 37 evet. ilçeyi göreceğiz. Buyurun başlayalım. Beşiktaş'tan beklentine yerel seçimler ve yerel seçim ilişkileri içerisinde yorumlarınız ne yönde olur? Arada sorularımız da olacak. Lütfen evet. başlayın buyurun. Ya bu öncelikle tabii haritaya bakınca ilk dikkatimi çeken benim memleketim Kars ve Iğdır'ın. Bu evet. renk bu seçimlerde değişecek. Iğdır'da mor renk. Evet, şimdi DEM Parti ya da HDP ya da TÜREV'lere diyebiliriz. HDP'nin son seçimde kazandığı yerler ki burada şöyle bir durum var. Kars Iğdır'da işte AK Parti, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi, Kars'ta İYİ Parti Iğdır'da çıkarmadılar. Burada oylar bölündüğünde aradan HDP'nin seçim kazanması gibi bir realite oluştu. Bu dönemde Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi Ötüken Senger kıymetli hocamızı aday gösterdi. Iğdır'da AK Partili bir adayımız var, şu an ismini anımsayamadım. Bu renk değişecektir. Tekrar Cumhur İttifakı'na geçecektir bu iki güzide Serhat ilimiz. Bu bizim için önemli. Tıpkı bir... Tıpkı Ağrı'nın geçtiği gibi evet, 2019'da. Aynen öyle. Var mı başka öngörüde bulunduğunuz? Tabii orada Mersin. Onunla başlayalım. Mersin çok önemli. Mersin, bakın Adana, ben şimdi söyleyeyim. Ve Hatay, evet. Şu kıyıdan başlayalım. Evet, Hatay, evet. Ben çok büyük bir ihtimalle Cumhur İttifakı'na geçecek. Geçecektir. Adana keza... Çok Mersin'de Serdar Soydan. Güçlü bir aday geldi. Adana'da, Fatih Mehmet Koca İspir, Yüreğir Belediye Başkanı. Tecrübeli bir isim. Tecrübeli bir isim ve Adana'da gerçekten karşılığı olan bir isim. Çok güçlü gelecek, onu söyleyebiliriz. Mersin Cumhur İttifakı'nın adayı MHP. Tabii, Serdar Soydan ki bölgenin sevdiği, o da bölgeyi çok tanıyan, iyi tanıyan isim. Mersin bu dönem nelerle anıldı herkes çok iyi biliyor. Yani terörle irtibatlı, iltisaklı kişilerin belediyede istihdam edilmesi konusu. Klasik bir CHP yönetim anlayışıyla belediyecilikte kastediyorum. Eser üretmeden, hizmet üretmeden, sadece sloganla, korku siyasetiyle, kutuplaşmayla geçen dönem alınmıştı. Milletimiz 2019'da, bakın önemli büyük şehirleri nereye vermiş? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Milletin takdiri şunun üzerineydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sana biz çok önemli belediyeleri veriyoruz. Bakalım sen cidden sadece eleştiren, muhalefet eden, kimliğinin ötesinde sorumluluk verildiğinde eser ve hizmet üretebiliyor musun diye millet görmek istedi. Sanırım ki bu 5 yıllık karnenin ne kadar kötü olduğunu da yine seçmen görecek ve oylayacak bu şehirlerde. Antalya'da çok önemli. Antalya'da evet. da Hakan Tütüncü, Kepez Doğru. Belediye Başkanı, uzun zamandır ilçede önemli çalışmaları yapan ve AK Parti belediyeciliğini, Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışını yansıtan bir isim. O da çok kuvvetli bir aday. Muğla'da da bakın Doğru. Aydın var. Aydın. Aydın Ayaydın da gerçekten çok iyi gidiyor. Hatta şu anda karşısında kim aday olacak o belli değil. Doğru, mevcut belediye başkanı, çıktı. CHP'nin olmayacak. Aday olmayacak. Orada çok ciddi bir çalışma var. Hatta Bodrum'da dahil olmak üzere Muğla'nın önemli bir ilçesidir. Orada da Cumhur İttifakı'nın orada çok güçlü bir isimle gelmesi bekleniyor. Devam edeceğim. İstanbul'da soracağım ama en son İstanbul'da. Aydın'da da Mustafa Savaş. Bolu'ya da değinmek Bolu'ya isterim. Bolu'ya ve Ankara'ya değinelim. Bolu'da sonuçlarına, da evet, sonuçlarına merakla beklediğimiz illerimizden biri. Orada MHP İl Başkanı İlhan Durak aday olarak çıktı. Bolu'da çok sevilen bir isim. Bolu sonuçlarını merakla bekleyeceğiz ki İlhan Durak orada Bolu'yu Cumhur İttifakı Belediyesi haline getirebilir. Ki getirecek diye de düşünüyorum. Ankara'ya baktığımızda Ankara. Turgut Altınok daha önce MHP'de siyaset yapmış bir isimdi. Keçiören Belediye Başkanı. Sonrasında AK Parti ve sonrasında yeniden Keçiören Belediye Başkanı. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye. 27 yaşında Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel sekreter yardımcısıydı. Turgut Altınok. Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş'in genel başkanlığı döneminde. Sonra 94'te Keçiören'de belediye başkanı. 33 yaşında. İnanılmaz başarılar. Her 6 evden 5'inin gece kondu olduğu Keçiören'de inanılmaz bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Ve bugün Ankara'da Keçiören
Ankara'nın akciğerleri konumunda. Hiç engellendik ki o dönem MHP belediyesi iktidarda değil MHP. Muhalif bir parti, hiç engellendik mazeretlerine sığınmadan, elinden iş gelen her insan gibi eser üretmiş, hizmet üretmiş. Bir tarafta 5 yıldır sadece algı siyaseti yapan, hiçbir şekilde 1 kilometre metro yapamamış. 58 kilometre metro yapacağım demiş 2019'da. Taahhütler içinde Sayın Mansur Yavaş. 1 santim bile yapamış. Yani 1 metreyi daha da düşürelim. Buna karşı da Keçiören'de 1,6 milyarlık bütçesiyle Ankara Büyükşehir'den, yani 60 milyar TL'lik bütçesi olan Ankara Büyükşehir'den daha fazla temel atma töreni, proje gerçekleştirmiş Turgut Altınok arasında Serkan iyi bir yarış Toper, olacak. Bir şey anlatacağım. Evet, dün Ankara'daydık. İşte malum aday açıklanması süreciyle ilgili. Programdan sonra Balgat'ta bir kafeteryada çay içiyoruz. Karşımda da otobüs durağı var. Oturduktan sonra dikkatimi diyecekti. Sürekli oradaki insanlarla yüz yüze geliyoruz, göz göze geliyoruz. 45 dakika otobüs gelmedi. Ben Balgat dediğimiz yer Ankara'nın merkezi noktası. Her geçen dakika kalabalık artıyor. Kalabalık artmaya devam ediyor ama otobüs gelmiyor. Ya en basit, en temel bir büyükşehir belediyesi hizmetidir. Toplu ulaşımı tesis etmek. Ankara'da inanılmaz bir trafik oluşmuş. İstanbul'u aratmayacak şekilde. Eskiden Ankara'ya gittiğimiz zaman en fazla hele ki İstanbul'dan gidiyorsak diyorduk ya 10 dakikada her yere ulaşabiliyoruz. Evet. Ne kadar büyük bir rahatlık. Ama şu anda o konu söz konusu değil. Çünkü bakış açısı şu Mansur Yavaş'ın. Yeni yol açmakla trafik rahatlamaz gibi bir mantaliteyle hareket eden bir belediye bir başkanı sloganı var. Da vardı. Evet. Ekleyeceğiniz başka bir il yoksa İstanbul'a geçeceğim. Tokat'ta da efsane valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Yazıcıoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı. Cumhur İttifakı'nın orada. Evet. AK Parti'nin de adayı var. Tabii burada İstanbul'da Murat Kurumbey yeniden İstanbul sloganıyla adaylığı açıklanmıştı. Ve tabii ki İstanbul'da 39 ilçe içinde İstanbul'un dünyaya açılan gözü Beşiktaş'ta. Doğru. İlçeler haritamız da vardı. Onu da yavaş yavaş ekranlara getirelim. Evet. Beşiktaş'a gelirken şöyle bir sizin hikayenizle başlamak istiyorum. Sizin bu yayını hazırlanırken, sizin o Beşiktaş'la ilgili süreçler anlatırken bir pazar yeri hikayeniz var. Beşiktaş'ta. Ben de Beşiktaş'ta oturmuş bir insan olarak. Hı. O pazar yeri Beşiktaş'ta ekranlara yansıyor. Engelleme tartışması. Evet, evet. İlçe, büyükşehir engelleme tartışması. Az önce Ankara'dan da bahsederken buna belirtmiştiniz. Ne diyorsunuz Beşiktaş? Ya ben Beşiktaş'a olursa, Beşiktaş'taki süreç olursa o engelleme, o pazar yeri meselesiyle ilgili anekdot birçok şey anlatıyordu. Ne dersiniz? Beşiktaş süreci nasıl gidiyor? Aldığınız tepkiler ne? Sahaya indiniz mi? Buna dair de görüşlerinizi merak ederim. Benim hep bir önemli tespitim vardır. Türk milliyetçiliği, milliyetçilik yüksek şuur ister. Bunu genişletebiliriz. Muhafazakarlık da yüksek şuur ister. Sosyal demokratlık da, sosyalizm de yüksek şuur ister. Yani kendinizde fikri ve siyasi olarak değer olarak gördüğünüz fikrin suistimal edilmesini önleyecek kadar şuurlu olacaksınız. Yani birileri size çıkıp sizin değerlerinizi, hassasiyetlerinizi sömürmek suretiyle kendilerine bir çıkar ve rant alanı oluşturuyor ise, kendi kişisel ikballerini önceliyor ise ve bunun nihayetinde cezalandırılan da sizin yaşadığınız şehir, sizin yaşadığınız semt ve en nihayette sizler oluyorsanız burada bir sorgulama gerekir. 2019'da ben Beşiktaş'ta 40 yaşında genç bir adaydım. Doğru. 20 bin insanın elini sıktım. Esnafın tamamını dinledim. Orada şunu dediler bana. Ya, inanılmaz derecede esnafa zulmeden bir Beşiktaş belediyeciliği var. Niçin? Çoğu Beşiktaş'ta oturmadığı için. Çoğu orada oy kullanmadığı için. Bu seçimde orada edindiğimiz tecrübeyle ve hala devam ediyor. Dedi ki Beşiktaşlıya lütfen biz söyleyince anlamlı olmayabilir. Belediyene sor. İşte esnafına sor belediyene. O esnafa nasıl zulmedilmiş onlardan dinle. Ve ondan sonra siyaset üstü bir tavır sergile. Hayır bu olmaz. Evet benim hassasiyetlerim var. Benim kaygılarım var. Ama bu zulme de ortak olamam. Bu arkadaşlar benim hassasiyetlerimi sömürmek suretiyle, benim onlara gösterdiğim sadakati sömürmek suretiyle 25 yıldır Yusuf Namoğlu'ndan bu yana Beşiktaş hizmet almıyor. Bugün Beşiktaş'ta var olan eserlerin çoğu da anavatanlı Yusuf Namoğlu döneminden kalmış. 2019'da biz çıktık. Dedik ki Beşiktaş öğrenci kenti diyorsun Sayın Başkan. Niçin iki tane yurt var? Dedi ki Beşiktaş kadın kenti diyorsun.
kadınların istihdama katılımında büyük problemler var. En temel sebebi ne? Evlenmiş, çocuk dünyaya getirmiş kadın çocuğunu güven içinde bırakabileceği bir yer olmadığı için istihdama katılamıyor. 4 tane kreş vardı aklım 2019 yılında. Ben her mahalleye bir kreş sözü vermiştim. Sonra Sayın İmamoğlu o taahhüdümüzü aldı. Kısmen 60-70 de her mahalle 900 küsur ederdi. 937. Onu seçildikten sonra 150'ye düşürdü. Onun da 60 ve 70 tanesini gerçekleştirebildi. Hala 4 kreş var Beşiktaş'ta. 2019'dan bugüne hiçbir gelişme yok. Kaç öğrenci kapasiteli yaklaşık? Mevcut yerler 4 tane kreşte muhtemelen baktığınızı 400 en fazla 300 kişi vardır. O kadar. Yani öğrenci. Yani siz en az 1000 kişilik ek kapasiteli yurt yapmak zorundasınız. Öğrenci kenti diyorsanız buraya. Kreş her mahalleye yapmak zorundasınız ki Beşiktaş gibi yüksek bütçeli bir ilçe belediyesi için bunlar ciddi maliyetler değil. Sorun ne? Motivasyon Beşiktaş'ta değil. Motivasyon Beşiktaşlı'yla değil. Atanmışlar geliyorlar bütün motivasyonları. Tıpış tıpış kenti... oy verecek mi diyorlar? Yani aslında Beşiktaşlara bu muamele mi yapılıyor? Ya tıpış kenti... tıpış nasıl olsa benim hizmet yapmama gerek yok. Bazı şehirler ya da bazı ilçeler örneğin Kadıköy, Ankara'da Çankaya, İzmir'in tamamı hatta İzmir'de özel olarak Karşıyaka'yı da örnek verebiliriz. Burada böyle çok net bir algıyla sizin ifade ettiğiniz tıpış tıpış ya da çok rahat görünen, seçim çalışması bile yapılmayan yerlerden biri olarak görünüyor Beşiktaş. Ne değerli, dersiniz? Katılır değerli, mısınız? Değerli bu olsa, nasıl aşılır? Buna nasıl, dair yorumlarınızı. Nasıl aşılır? Tabii ki seçmen reflekslerini suçlamak siyasetçiler için kolay yoldur. Şimdi orada problem var. Elbette ki seçmenin de bir sorgulama yapmasına katkı sağlamak lazım. Neler oluyor? Anlatmak lazım. Çünkü çoğu zaman Beşiktaş'ta sitede oturan insanlar belediyede ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorlar. Örneğin oy verdikleri belediye başkanının 2 aydır oradaki emekçi işçilerin maaşını vermediğini biliyorlar mı? Örneğin 2019'dan 2024'e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını. Diyorlar ya biz vaat ettiklerimizin %40'ını yaptık. Bunu da bir başarıymış gibi anlatmaya çalışıyorlar. O da yalan. Doğru değil. %40 falan yok. Böyle mi övünüyor gerçekten Beşiktaş Belediyesi? Ya 5. yılın sonunda %40'ını yaptık. Bu büyük bir başarıdır diyerek mi övünüyor? Gerçekten tabii, o da şaşkınlık ama verici. Tabii şimdi seçmen yani diyecek ki var %40 da olsa yapmışlar. Ben size bir örnek vereyim. Ben 6. gazetecilerde oturuyorum. Akatlarda. Kemal Bey dedi ki hiç Kemal Bey'i bu belediye başkanları bir proje açılışına temel atma törenine çağıramadılar. Rıza Akpolat'ın hakkını teslim edelim. O Kemal Bey'i bir açılışa çağırdı. Benim orada bir park alanım var. Parka çimler attılar. Basketbol potalarını yenilediler. Bu açılışa Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Yani ondan sonra dediler ki biz bu seçimleri Kemal Bey yüzünden kaybettik. Hayır, sizlerin beceriksizliği yüzünden. Adamı bir tane projeye çağıramadığınız için. Vizyonu adamı mı? Basketbol potası değiştirdiğiniz parklara davet ettiğiniz için bu sonuçlar ortaya çıktı. Hemen soracağım. Aynı Rıza Akpolat kurultaydan önce gitti Kemal Bey'in elini öptü. Dedi ki ben sizi asla terk etmem efendim, öyle şey mi olur? Dedi, 2 gün sonra gitti Ekrem Bey'i destekledi. Bu vefasızlığa, bu samimiyetsizliğe Türkiye'nin en güzel ilçesi teslim edilemez. Fark etmiyor. Bir önceki seçimde Murat Haznedaroğlu ki bir dönem tutuklu kaldı yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı. Beşiktaş 25 yıldır yolsuzluk ve rüşvet harici bir konuyla hiç gündeme geldi mi? Oysa biz ne diyoruz? Öncü belediyecilik. Yani biz Beşiktaş'ta ne yaparsak tüm Türkiye'de bunun rol model alınması gerekirken maalesef Beşiktaş Belediyesi maaş ödenmeyen işçilerin grevleriyle, yolsuzluk ve rüşvetle anılıyor. Sonra seçim dönemi çıkıyorlar. Ya diyor ki Murat Haznedaroğlu için biz hepinizden özür diliyoruz. Şimdi muhtemelen bu dönem Rıza'yı değiştirirler, başka biri gelir. Ben Rıza dönemi için hepinizden özür dilerim diyecekler. Beklentiniz var mı rakibinizle ilgili? Yani yeni bir isim mi olur mevcut? Devam bir de size sorayım. Ya CHP'nin içinde, CHP'nin içinde bir grup var. CHP'nin içinde bir grup var. O grup kimi belirlerse atama usulüyle öyle düşünüyorlar ya. Seçmenin iradesini çantada keklik gördükleri için o Beşiktaş'taki seçmen hassasiyetlerini sömürüp tıpış tıpış kendilerine oy vereceklerini düşündükleri için o dar grup şimdi oraya kimi atacaklar? Onun planlarını yapıyorlar. Temsilci mi gelecek? Ne dersiniz, onu sorayım ben. Ferhat Murat. Temsilci atama olmayacak ama bu sefer. Evet, şimdi, çünkü atadıkları kişi sandıkta Beşiktaşlı ile birlikte yeneceğiz ve bu anlayışa son verir. Evet, rakibi temsilci olabilir ya. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için, 39 ilçenin tamamında ilgili? 39 ilçenin tamamında zaten kendi
belirlediği isimlerle yol yürüyecek. Bunu biz makulde karşılayabiliriz demiştik. Yani makul olmayan şey ne? Bazı yerlerde Ankara'nın Çankaya'sı, Balıkesir'in Edremit'i, İzmir'in Büyükşehir'i. Bakın İzmir Büyükşehir ilk açıklanacak yerlerden bir tanesi. Çünkü Hamza Dağ Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklandı. Genel Sekreter Yardımcısı'nı Ekrem İmamoğlu İzmir'e Büyükşehir adayı olarak gönderiyor. Ajans anlaşması yapılmış. Tüm sözleşmeler yapılmış. Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinden de iki kişi yönetecek kampanyayı. Ama henüz aday yok olmayacağı belli değil. İzmir'de şimdi konuşulan da mevcut belediye başkanı. Benim devam çok şükür hani bugüne edemeyecek. Kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim nereye aday olacak dediysem hepsi çıktı. Önümüzdeki hafta görürüz Buğra Gökçe'yi. Buğra Gökçe mi olur diyorsunuz? Çünkü tabii. Çok yoğun bir şekilde mevcut belediye başkanının devam edeceğine bak, yönelik var. İddialar da var. O DEM Partisi'nin adayı. DEM Partisi destekliyor. Bu da çok ayrı bir hazin durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanını DEM Parti daha fazla istiyorsa ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi onların isteğini göz önünde bulundurup hareket ediyorsa bu aslında birçok kişinin düşünmesi gereken bir konu. Niye? Çünkü eş genel başkanı şu açıklamayı yaptı, bu kulaklar duydu. Kürdistan'da ve Türkiye'de aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bir tane ülke vardır. Bizim sınırlarımız bellidir. Ve kendine Atatürk'ün partisi olarak adlandıran Cumhuriyet Halk Partisi, az önce geçtiğimiz hafta 4 tane partinin imzasının altında olduğu tezkereye imza atmayan bir partiyle aynı safta hizalanıyor, el ele tutuşuyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurması gerekiyor. Beşiktaş'taki seçmenin de tüm Türkiye'deki aslında Cumhuriyet Halk Partili ama orada milli değerlere, ulusal değerlere sahip seçmenin bunu dikkat etmesi lazım. DEM Parti'yle ilgili şöyle bir tartışma da devam ediyor. CHP ile bir ittifak olacak mı, olmayacak mı? Olursa nasıl olacak? Şimdi bu bir bakın, ittifak mı, görünür mü? Ankara'da olmayabilir ama örneğin Antalya adayını açıklayamadılar. Adaya bir, Mersin'de Akdeniz ilçesinin istendiği konuşuluyor. Adana'da ilçeler var. Konuşuluyor. İzmir'le ilgili aday konuşuluyor. Yani bir ittifak var gibi, yok gibi de bir ziyaret yapılıyor ama tam açıklama da yapılamıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkını yemeyelim. Bu işbirliğini gizlemek adına bir stratejisi vardı. Yani masa altında bir ittifak vardı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki Özgür Özel açıktan masayı aldı, ters çevirdi. Masa üstüne çıkarttı. Açıktan, şeffaf, net bir şekilde yapacağız dedi. Dolayısıyla yani bundan da herhangi bir geri durma, bir gizleme çabası yok. Az önce ifade ettim. Kürdistan'da aday belirleyeceğini söyleyen bir partinin eş genel başkanının ifadelerini az önce zikrettim. Buna rağmen açık açık şeffaf biz bir ittifak yapacağız diyorlar. Sadece PKK değil hocam, biliyorsunuz FETÖ ile ilgili, diğer örgütlerle hocam, ilgili çok de ilk şöyle yapalım mı? Arkadaşlarımız Özgür Özel'in DEM Parti ile ilgili açıklamalarını kurultaydan böyle hazırlamışlar. Çok kısa hemen biz de izleyelim, ekranlara getirelim. Siz belirttiğiniz bazılarını, sonra üstüne konuşalım. Buyurun. Tabii. Önce kurultayla başlıyoruz. Sizin de ifade ettiklerinizi arkadaşlarımız toplamışlar. Ekranlara da getirdik. Tebrik edelim. Yani aslına baktığınızda konu aslında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Daha ilk genel kurulda, kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam göndererek başlayan serüven, Pervin Çakır onurumdur, gururumdur. Ki Pervin Çakır ne demiştir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin topraklarını işgal etmiştir demiştir. Onun elini öperek aslında ittifakın bir söz merasimi demiştik biz. Hani geçtiğimiz seçimlerde gayrimeşru bir nikah kıydı. Yerel seçimlerde HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi. Artık HDP, DEM Parti diyor ki ben resmi bir nikah istiyorum. Onun söz merasimiydi. Bakın ilişki ama gayet iyi bir şekilde bir ilerliyor. Antalya'ya aday çıkarmıyor. Bir adım ilerisi atılıyorduk elbette ama bir kez daha anımsamış olduk. Eş genel başkan. Tabii. Eş başkan diyesim geldi size. O da ayrı diyor. Bir mesele. O DEM Parti'nin ya eş başkanının. Şu anda bakın Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel ifadesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik. Çok eleştirdik. HDP ile yan yana durduğu için vesaire vesaire ama birbirine benzemeyenleri bir arada öyle veya böyle 28 Mayıs'a kadar tutmayı başardı. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının CHP'yi düşürdüğü durum çok çok daha kötü. Aleni terör örgütünün, bakın siyasi uzantısı falan demiyorum artık. Çünkü PKK'yı lanetleyememiş. PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etmemiş. PKK'nın terörü sonrasında meclise gelen, tezkerede imzası olmayan bir partinin isminin içerisinde Türkiye'ye geçen bir millet meclisinde yer bulması bence sorgulanmalıdır bu saatten sonra. Çünkü
kravatlısı ve döpyesisi olarak ben görüyorum dağdakilerin. Şu anda demin başındaki iki eş genel başkanın. Serkan Bey bir soru sorabilir miyiz? Tabii. Bir de şu var. Bunlarla beraber CHP'nin bir de yönetemediği kriz ne? Eş genel başkan. Eş genel başkan kim? Ekrem İmamoğlu. Hangi listeyi verse CHP'lilerin eline parti meclisinden çıkıyor. Bakın yine bugün duyduğum konulardan bir tanesi. Bence Mersin'deki burada eş genel başkan şu anki CHP'ye uymuyor. Orada genel başkan Ekrem İmamoğlu ve parti sözcüsü. Evet. Daha doğru. Şimdi Mersin'deki Yenişehir ilçesinin adayını bile Ekrem İmamoğlu belirliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi gidiyor orada seçim çalışması yapıyor. Parti meclisinden geçti mi bu diye sorulduğunda şunu söylüyor. Bizce geçti. Sorun yok. Geçecek zaten. Yani orası ama bir noter makamı. Özgür Özel'in bu konuda karşı durduğu bir telefon, yüzüne telefon kapatma evet, süreci yaşandı. Evet, o kulisi ben aktarmıştım. Siz paylaşmıştınız. O yüzden soracağım. Ama artık gitti. Yok mu artık o direnç de kırıldı artık mı? Artık o direnç çünkü kırıldı. Muğla'nın ilçeleriyle ilgili de taleplerin oldu. O ilçelerin de ekonominin çok güçlü olduğu, çok turistik ilçeler olduğu ve bir talebin olduğu da iddialar arasındaydı. Artık yok mu Özgür Özel tamamen teslim olmuş mu? O durumda, en son yapılan parti meclisinde yapılan aday açıklamalarıyla artık net bir şekilde bu kırıldı. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Bir tane belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanı genel merkezdeki ekibine haber gönderiyor. Genel başkanın telefonları kapatılıyor. Genel başkanı kimse aramasın. Aklını karıştırıyorlar. Aydın'daki aday açıklansın. Çünkü İzmir'e onu göstermek istiyor. Özellikle Özgür Özel. Bize de hani parti içerisinde kamuoyu önünde bir itibarsızlaştırma olmasın. İnsanlar artık bize bırakın Özgür Bey demeyi Özgür diye seslenmeye başlamış durumdalar ki zaten son yaşanan dün özellikle grup idare amiri seçimleri de yaşanan ayrı bir muamma ve skandal olarak peki, ve Özgür Özel'in hanesine bir başarısızlık olarak yansıdı. Dolayısıyla Özgür Özel'in burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni götüreceği yer şu gün itibariyle gözüküyor ki yerel seçimler sonrası 1 Nisan. Peki. Yorumlarınızı alacağım hem bu başlıkla ilgili hem 2023 genel seçim sonuçlarına dair bir dönüşüm, değişim olur mu? Nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bir de Kemal Hocam'ın bir sorusu var galiba. Evet. Bu üç soruyla birlikte sözü Serkan Toper'e bir kez daha bırakalım. Serkan Bey şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu DEM Partisi diye isimlendirilen partinin söylemlerine baktığımız zaman daha kuruluşundan bugüne kadar içerisinde çok fazla terörü teşvik, terörü destekleme ya da övme tarzında jargonları var, ifadeleri var. Belediyelere baktığımız zaman kayyum atama gerekçesi olarak da ortaya çıkan hukuki bir yargılama var ve galiba birçoğu da şey aldı, ceza aldı. Anayasa 127 idari vesayet yetkisi var İçişleri Bakanlığı'nın. Evet, hapiste aldı. O belediyelerin teröre yardım ve taklit yaptığını tespiti halinde açığa alabilir. Ancak soruşturma nihayetinde de. Bir de parti kapatma davası açıldı. Yani 3713 sayılı terörle mücadele kanununa göre bir terörü övmek, teşvik etmek suç ve bununla ilgili yargılama devam ediyor. Bu bir siyasi partiyle, sabıkalı bir partiyle başka bir partinin yan yana durması benzer suçu teşkil eder mi? İşleme, hukuki açıdan, siyasetten tabii. Anayasa Mahkemesi son dönemin en güncel konularından biri. Bir Anayasa Mahkemesi düşünün. Ceza yargılamalarında biz bireysel başvuru yolunu açtık. O bireysel başvuru nihayetinde örneğin siz, ben, herhangi bir sıradan bir vatandaş, bireysel başvuru için ben avukatım, biz de başvurular yapıyoruz. Hiçbiriyle ilgili bir karar yok. Ancak Kavala olacaksınız, ancak milletvekili olacaksınız, ancak Demirtaş olacaksınız. Anayasa Mahkemesi aradan cımbızla 3 tane dosyayı seçiyor. Türkiye aleyhinde ne var ise onunla ilgili kararlarını veriyor. Ama normal vatandaşım ben yargılama esnasında bir takım hak ihlallerine uğradım. İddiaların hiçbirinin onlar için önemi yok. Örneğin Anayasa 68, devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü ne aykırı faaliyetlerde bir parti bulunamaz diyor. Eğer o parti 69. maddeye göre bu faaliyetlerin de odağı haline geldiyse o parti kapatılır. Çok net. Peki 3 yıldır Anayasa Mahkemesi HDP ile ilgili parti kapatma davasında karar veriyor mu? Hayır. Mevcut milletvekiliyle ilgili HDP bir ayda karar. Kapatıyor. HDP kapatıyor, kapatılmış partiye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bunlara sakın hazine yardımı verme. Anayasa Mahkemesi o tedbiri kaldırıyor, kapatılmış partiye 300 milyon TL bu milletin kaynakları gidiyor. Evet. Kime gidiyor? Askere, polise, Beşik'teki bebeğe, kurşun sıkmışların siyasi sözcülerine bu parayı veriyoruz. Ondan sonra birileri çıkıyor diyor ki
Ya bu işi diyor silah zoruyla biz bugüne kadar çözemedik. Ne var ki canım konuşsunlar. Elinde silah olan kişiyle konuşulmaz. Tabii. Diyorlar ki hem askerimizi şehit ediyor ondan sonra arsızca, yüzsüzce çıkıp şunu diyorlar. Devlet diyor bu şiddetten, bu yöntemden vazgeçmeli. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin de sözcüsü, eş genel başkanı bir tane belediye kazanacaklar diye. Önlerini iliklemişler. İkinci cumhuriyetçi söylemler, liboş liboş söylemler. Biz bunu eleştirdiğimizde de bize de o ikinci cumhuriyetçi politikalardan rahatsız olmayanlar, bu terörü siyasi uzantılarıyla yan yana gelinmesinden rahatsız olmayanlar bana şey yazıyorlar. Ya senin CHP'den başka derdin yok. Biz CHP'yi dert ediniyoruz çünkü. 100 yıllık demokrasi çınarını dert ediniyoruz. Bizim CHP'nin kurumsal yapısıyla bir düşmanlığımız yok. Keşke bizim dert edindiğimiz kadar sizler de dert ediniyor olsaydınız bunu. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini bu hale düşürenleri biraz dert ediniyor olsaydınız. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi ikbali kadar önemi yok değil mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğinin? Beşiktaş'ta rant gruplarının menfaati kadar hiçbir önemi yok değil mi? Gelecekler size Beşiktaş'a sahip çık. Seçim 15 gün kala. Ne yaparak? Beşiktaş'a sahip çık. Ya Beşiktaş'a sahip çıkmak için işte insanlar çıkıyor. Dilinde tüy bitiyor. Diyorum ki Beşiktaş'a biz sahip çıkıyoruz. Beşiktaş için asıl tehdit sizsiniz bu rant grupları. Buraya atanan yöneticiler 5 yıl boyunca Beşiktaş'a odaklanmamışlar. İstanbul'a odaklanmamışlar tehdit. Sizin elinizden burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ben Beşiktaşlıyım. Bunu dert ediniyorum. Ben Türkiye'de 4 yıldır herkesin tanıdığı biriyim. Parti içinde Allah'a şükür liderimiz başta olmak üzere teşkilatlarımız tarafından bilinen, sevilen bir ismim. Giderdim. Bir il belediyesine talip olabilirdim. Liderin takdiridir. Koyar veya koymazdı. Ama son seçimde bizzat kendimi %16 aldığı yere aday çıkmak istedim. Niye? Bu benim için bilinçli tercih. Arkadaş diyorum hassasiyetlerimizi sömürüyor bunlar. Bize yalan söylüyorlar. Sizlere yalan söylüyorlar. Bir marka Beşiktaş. Dünyada bilinen bir Beşiktaş. Gerçeği yerine iskan sorununu, imar sorununu, sit alanı problemini, belediyedeki rüşvet ve yolsuzlukları, otopark problemini, öğrencilerin yurt problemlerini, kadınların kreş problemlerini Beşiktaş'ta hala konuşabiliyoruz. Ondan sonra sevinecekler. Burası Beşiktaş, CHP'nin kalesi. Ne mutlu size. İki şey sormak belediyeye istiyorum. Belediyeye şey yazar, özür dilerim Ferhat Murat. Ne mutlu Beşiktaş var. Belediye binasında bu yazıyor. Bakıyorum ne demek istiyor bunlar. Ne mutlu Beşiktaş var ne demek. Öyle ben Beşiktaş'ta yaşıyorum. Evim, ofisim orada. Komşularım da orada yaşıyor. Ne mutlu Beşiktaş var. Biz de şu çağrıyı yapıyor. Sizin için ne mutlu. İyi ki Beşiktaş'ın rantı var, kaynakları var. Gelip gelip hortumlayıp gidiyorsunuz. Her yılda bir tane aday değiştiriyorsunuz. Onun adına da özür dileriz deyip işi kapatıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki bak biz gidersek laiklik elden gider. Beşiktaş'a sahip çık. Peki. Yazık. O seçmen de yine bir sadakat gösteriyor. Yine oy veriyor. Diyor ki bu sefer biraz çalışırlar herhalde diyor. Bizim bu vefamızın, sadakatimizin karşılığında tekrar cezalandırılmayız herhalde diyorlar. Her defasında katlanarak Beşiktaş'taki bu kötü belediyecilik devam ediyor. Peki. Cumartesi pazarını sordunuz ya. Buyurun. Dedim ki bakın dedim, bu cumartesi pazarına Barcelona'da Larap'la da bir pazar yeri var. Turist çekiyor pazar yeri. Çok, tek başına, çok keyifli, çok güzel bir yer. Tek başına dedim gelin dedim. Seçildiğimizde bu pazar yerini oraya emsal alarak tekrar dedim düzenleyelim. Niye yapmamışlar şimdiye kadar? Hemen çıktı dedi ki biz yapacaktık da İBB engel oldu. Çünkü o zaman başka İBB, AK Parti ve CHP arasındayız. Şimdi tekrar soruyorum burada. Ey Beşiktaş Belediyesi, CHP'de. O pazar yeri hala o perişan haliyle devam ediyor. Cevabınız var mı? İki kreş niye, dört kreş niye hala dört kreş? Peki. İki yurt niye hala iki yurt? Neden otopark yok? Bunu anlamıyorum hocam, sen bana anlat. Yazmışlar oraya 10 tane kreş yaptık, 20 tane kreş yaptık. 16 milyonluk bir şehre 10 tane kreş yeter mi? Böyle Beşiktaş'a, bir matematik Beşiktaş'a nerede? Beşiktaş'a yetmez. Peki. Yeter son cümlenizi mi? Alalım. Son demek cümle... ki yalan var bu işin içerisinde. Milleti kandırma var. Peki. Yani matematikten sınıfta kaldılar benden bir kere. Yine soracağız. Şunu soracağız. Beşiktaş'ta inanılmaz kaynağı. Kandırmaca ya. Belediye geliri yüksek bir ilçede. Belediye emekçilerinin maaşını ödeyemeyecek hale nasıl geldiniz? Belediye borçlanır. Nasıl borçlanır der ki bak şurada otoparklar yaptım.
Yatırım var. Burada kreş yaptım, burada yurt yaptım, burada Atatürk Evi, Kültür Evi yaptım. Sanat faaliyetleri yaptım, gençlere şu kadar burs verdim. O yüzden borç var. Hiçbir hizmet yok, borç hep var. Nerede para? Bunu da Beşiktaş'tan cevap vermesi lazım. Heykel bile yapmamış mı ya Beşiktaş'a? Yapmış, kedi müzesi yapmış. Ama kedi başı okşayamayan bir belediye başkanı, hayatı boyunca kedi başı okşamamış bir belediye başkanı kedi müzesi yapmış. Peki. Hayvan haklarıyla alakalı da Beşiktaş'ta insanlar hayvan sever, çok net. Hayvan, sokak canlılarının insan yaralanmaları, çocuk ölümleri noktasında elbette ki bir problem var. Bunun çözümünde hayvanların itlaf edilmesi, katledilmesi noktasındaki tüm önerilerin karşısında da dimdik duran bir adam var burada. Peki. Bu canlıların katledilmesine kesinlikle rıza göstermeyiz. Serkan Topal'a çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir hayvan sever. evet, o özellikle sosyal medyasını takip edenler görecektir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edeceğiz ama.